Ya arkadaşım, dünyanın en çok para eden markalarından birine bakıyorum şu anda. Zamanında Disney tarafından milyar dolarlar verilerek alınan bir marka bu. Koca Star Wars ya, sadece film değil külliyat var burada. Fakat oyun dünyasına bıraktığı iş açısından oldukça zayıf bir marka. Gerçi film tarafında da çok iyi işler yapamadılar. Şimdi dizi tarafından fena yürümüyorlar. İyi işleri de var, işte işleri de var. Ama bir şekilde dizi dünyasında Star Wars markası yürüyor. Fakat oyun tarafı bir türlü istenilen performansı veremiyor. Yakın zamanda çıkan bir iki iş dışında Star Wars markası adına çok zayıf bir performans gördük. Ama artık durum değişiyor. Önümüzdeki yıllarda böyle ağzımıza kürekle Star Wars atacaklar. Hem de öyle tek bir firmadan çıkan oyunlar görmeyeceğiz. Bir sürü farklı firmadan bir sürü farklı kafada Star Wars oyunu göreceğiz. Sonunda milyar dolarlık bu markadan umut veren, heyecan veren, böyle içimi böyle kıpır kıpır yapan oyunlar gelecek. Hatta ilkiyle başlamak istiyorum izninizle. Bu ilk oyun kafamı fazlaca karıştıran bir oyun aynı zamanda. Değişik bir heyecanım var bu oyuna karşı. Star Wars Eclipse. Bu oyunun yapımcısı enteresan. O yüzden kendisinin de enteresan olmasını bekliyorum. Star Wars Eclipse, Quantic Dream isimli firmanın geliştirdiği bir oyun. Quantic Dream'i birçoğumuz Detroit Become Human, Heavy Rain gibi oyunlardan tanıyoruz. Kendileri böyle diyalog odaklı, sağlam senaryolu, interaktif film niteliğinde oyunlarla meşhur bir firmadır. Ve başarılı da bir firmadır yani, hakkını yemeyelim. Fakat bu kez başka bir iş peşindeler, anlatacağım. Açık söyleyeyim, böyle bir firmanın Star Wars oyunu yapmasını hiç beklemezdim. Genelde Quantic Dream kendi markasını, kendi dramasını yaratma peşinde olan bir firma. Böyle gidelim de bir markanın lisanslı bir ürünün oyununu yapalım hevesinde bir firma gibi gelmemişlerdi bana. Ama deniyorlar, yapıyorlar. Böyle bir firma oyun yapıyor denince insanın aklına böyle Detroit Become Human gibi bir şey yapacaklar herhalde gelmez mi? Gene seçimler olacak, onların sonuçlarını göreceğiz, hikaye ayarlıklı olacak, oynanış az olacak. Ben böyle bir düşünceye girmiştim fakat bu kez Quantic Dream işleri farklı bir boyuta taşımak istiyor. Kendileri aksiyon tarafının daha ağır bastığı, oynanış tarafına bizzat yüklendikleri bir oyun yapma hevesinde. Hatta oyunun türü için açık dünya aksiyon macera diyorlar. Detroit Become Human'ı yapan insanlar açık dünya aksiyon macera oyununa girişiyorlar. Bu durum ortaya ilginç bir oyun da çıkarabilir, böyle boş söylenmiş bir söz de olabilir bu. Şundan dolayı diyorum, bu tarz firmalar böyle yani ufak bir açık dünya ekleyince onu büyütme peşinde olabiliyorlar. Abi çok büyük bir açık dünya yapacağız deyip ortaya böyle gene Detroit Become Human'ın az aksiyonlusu bir şey çıkarabilirler. Ama tam tersi böyle Witcher örneğindeki gibi atıyorum, her görevin seçimlerinin sonuçlarının farklı olduğu, bir sürü farklı görevde bir sürü farklı seçim yapmamız gereken bir yapı da çıkarabilirler. Bildiğin aksiyon RPG oyunu gibi bir şey de ortaya koyabilirler. Ne olursa olsun abi, ilk duyurusunu acayip merak ediyorum. Yani ilk oynanış videosunu çok merak ettiğim oyunların başında geliyor bu. Sinematik bir deneyim mi sunacaklar, daha serbest bir yapım mı sunacaklar, gerçekten merak ediyorum. Ama şöyle bir handikap var, oyunun çıkması 2027'yi bulabilir deniliyor. Madem 2027'de çıkacak, niye bu erken duyurdunuz onu da anlamadım. Ama yakın zamanda göreceğimiz bir iş olmayacak gibi, orası belli. İşin dönem ve hikaye tarafını merak edenler için de Jedi'ların hakim olduğu, Sith tehlikesinin uzak göründüğü bir zaman dilimi olan Yüksek Cumhuriyet dönemini konu alacak bir şey. Bekliyoruz, detaylarını görelim. Star Wars Knights of the Old Republic Remake. En yakın tarihte çıkmasını beklediğim Star Wars oyunlarının başında yer alıyor KOTOR Remake. En azından bu yaz aylarında uzun bir tanıtım videosunu, oynanış videosunu görmeyi bekliyorum. Zaten daha önce de bol bol bahsetmiştim kendisinden, ne kadar çok sevdiğim falan anlatmıştım. Geleceğini öğrendiğimde acayip heyecanlanmıştım çünkü dile kolay. Kaç sene önce oynadım ve tekrar oynamak istediğim fakat remake yapılıyor diye girmediğim oyunlardan biri KOTOR. İlk olarak geçen sene görmüştük, hatta bak reaksiyon videosu da var burada, vay be, zaman çabuk geçiyor. Last film ne yapıyordu lan? Indiana Jones. Yok, askerle yapmıyor onlar. Machine'le yapıyorlar onlar. Evet. Aha! Star Wars mu? They promised power. Now they wield it. We face the greatest Sith in generations. They must be stopped. Duyuyor lan. Ben de diyorum, bu şeye benziyor. Darth Malak mıydı? Neydi orası orada? İlk oyundaki. Darth Malak mı? Ne alakadan Darth Malak değil, bu Darth Raven. Lütfen bu yanlışlığı ve cehaleti düzelt. Belki yeni nesil oyuncular bu oyunun niye heyecan yarattığını anlamayabilirler fakat döneminin en popüler oyunlarından biriydi KOTOR. Ve en başarılı oyunlarından biri. Üstelik Star Wars evreninde böyle orijinal üçlemeye dayandırılmayan nadir popüler işlerden bir tanesidir KOTOR. Kendi Star Wars hikayesini anlatan ve bunda başarılı olan bir oyundan bahsediyorum. Bakın, piyasaya çıktığı yıl ortalaması 100 üzerinden 93'tü. Hani o yıl Knights of the Old Republic'ten daha yüksek ortalamadan tek oyun var. O da GTA Vice City zaten. Hani o da olur. Bunu söylüyorum ki oyun dünyasının klasiklerinden birinin remake'inin geldiğini daha iyi anlayın. Tabii bu oyun için böyle %100 gazlanmak istesem de beni tutan bir detay da var. O da remake yapan firmanın ismi. Aspyr Media isimli bir firma yapıyor bunu. Ve Aspyr Media'nın bu işin altından kalkabilecek yeterli tecrübesi var mı? İnanın çok emin değilim. Çünkü bu firmamız sıfırdan böyle oyun yapmaktan ziyade genelde port etme işinde uzman bir firma. İşte bir PC oyununu alıyorlar, konsola port ediyorlar vesaire vesaire. Sıfırdan böyle bir remake yapmak, yeniden yeni bir grafik motorla bir oyun oluşturmak falan bu firmanın ne kadar başarabileceği bir iş, orası şüpheli. Umarım altından kalkarsınız. Ne olur kalkın yani. Umarım da değil. Kalk lan. Altından kalk. Biraz sert olduk, kusura bakma.
Şimdi gelelim Electronic Arts Respawn işbirliğinden çıkacak olan oyunlara. Burada bir abanma durumu var çünkü. Tek bir firma, bak bir firma 3 farklı Star Wars oyunu yapıyor. Manyaksınız ya. Star Wars Jedi Survivor. Daha önce God of War serisinde çalışan Stig Asmussen'in yönetmenliğini üstlendiği Jedi Fallen Order için son zamanlarda çıkan en başarılı Star Wars oyunu diyebiliriz diye düşünüyorum. Yani yakın dönemde çıkan başka bir Star Wars oyunu Battlefront 2 var ama onun da çıkışında yediği dayağın adli hesabı yok. Sonradan toparlandı diyorlar bu arada oyun için. Fakat şu an kaç kişi oynuyor onu da bilmiyorum. Ama hangi yapım Star Wars'un oyunlar alemindeki imajını toparladı derseniz Jedi Fallen Order'ı ilk sıraya koyarım ben. Müthiş bir yapım olmasa da en eli yüzü düzgün Star Wars oyunuydu. Zaten bu Jedi Fallen Order çıktığı zamanlarda Electronic Arts yetkilileri bu oyunun yeni bir serinin başlangıcı olduğunu söylüyorlardı. Oyun da beğenilince insanlar devam oyununun heyecanla beklemeye başladılar. En sonunda da o devam oyunu geliyor. Söylentileri daha yukarıya çıktı. Yine ilk oyun yapan insanlar geliştiriyor. Yani Respawn Entertainment geliştiriyor bu oyunu. Hakkında bildiğimiz şey ise maalesef çok fazla değil. Şu anda oyunun isminin Star Wars Jedi Survivor olması çok olası. Bunu biliyoruz. Resmi değil ama güçlü söylentiler var bu konuda. Hatta bu isimle beraber oyunun 4 Mayıs'ta gözükeceği söylentisi vardı ama o söylenti patladı. Fakat farklı insanlar da bu oyunun 26-29 Mayıs tarihleri arasında duyurulacağını söylüyor. Yani yakın zamanda görmüş olabilirsiniz. Hatta siz bu videoyu seyrettiğinizde belki çoktan duyurulmuştur. Çıkış tarihinde söylentiler bu yıl sonu ya da 2023 başını işaret ediyor. Olası geldi bana. Gelelim oyunun kendisine. Ne bekleyeceğiz bunda? İlk oyun biraz daha böyle sinematik, bir karakterin Jedi olma yolculuğunu anlatan ama aynı zamanda farklı noktalara da parmak basan bir yapımdı. Souls benzeri elementler içerisinde vardı. Bu ikinci oyunla beraber bu elementlerin bir tık daha artacağı konuşuluyor. Souls benzeri bir oyun diyorum ama öyle zor bir yapısı falan yoktu oyunun. Sadece hani mantığı Souls benzeriydi. Yoksa hani ölünce böyle ta oradan başlar. Her düşman sana böyle tek atsın gibi bir şey yoktu. Ama bu devam oyunuyla beraber böyle daha Souls'vari bir karanlık havaya da bürünebilir oyun. Bilmiyorum. Gerçi nasıl karanlık havaya bürünecek onu da bilmiyorum ki. Kışın kılıcıyla uzun bile koparamıyoruz. Neyin karanlığından bahsediyorum. Şu yaz sınırına takılmadan bir tak tak diye bir şeyler kesebildiğimiz bir Star Wars aksiyon oyunu lütfen ya. Neyse bu listedeki oyunlar arasından en neye benzeyeceğini bilebildiğimiz oyun bu. O yüzden üzerine çok konuşmayacağım. Yakında detayları çıkacak zaten. Tekrar konuşuruz. Respawn'ın Star Wars FPS oyunu. Respawn sadece Jedi Fallen Order'ın devamını değil aynı zamanda Star Wars dünyasından bir FPS oyunu da yapıyor. Bu henüz detaylarını bilmediğimiz FPS oyunu geliştiren ekipte Medal of Honor serisinin ilk oyunlarında proje lideri olarak görev yapan Peter Hirschman da yer alıyor. Keza orijinal Battlefront oyunlarında da yetkili pozisyondaydı Peter abimiz. O yüzden FPS oyunlarına ve Star Wars dünyasına aşina. Bildiklerimiz bu kadar. Ne tarzda ne tatta bir şey yapılacaklar. Nasıl bir FPS oyunu göreceğiz ondan çok emin değiliz. Oyunun arkasındaki isim olan Peter abimiz zamanında Dark Forces oynadığını ve çok etkilendiğini söyleyen bir isim. Ancak Işın Kılıcı Savaşı dışında başka bir oyun bekleyen insanlar varsa bir FPS oyunu geliyor onu da söylemiş olayım. Ne zaman gelecek göreceğiz. Bu arada Respawn Entertainment shooter konusunda uzman bir firma yani Peter abimiz bir kenara Respawn'ın yaptığı oyunlar işte Apex Legends'mış, Titanfall'mış, Respawn'ın kendi zaten bünyesindeki insanlar zamanında Call of Duty Medal of Honor'da çalışmış insanlar. O yüzden Peter abimizden bağımsız Respawn'ın bir FPS oyunu yapıyor olması çok mantıklı yani. Respawn'ın Star Wars strateji oyunu. Bir tane aksiyon macera saydık, bir tane shooter saydık evet şimdi de bildiğin strateji oyunu geliyor. Respawn bunu da yapıyor evet. Nasıl yapıyor ya? Gerçi şöyle bir detay da paylaşayım. Bu oyunu Respawn tek başına yapmıyor, destekte alıyor. Strateji oyunları konusunda yetkin bir firma olan Bitreactor'dan destek alıyorlar. Bitreactor zamanında XCOM 2'de sanat yönetmenliği yapmış olan Greg tarafından kurulan bir firma, yeni bir firma. Ekipte Civilization ve XCOM serisi gibi sağlam strateji oyunlarının ekiplerinde yer alan birçok geliştirici var. O yüzden de böyle bir ortaklığa gidilmesi bu yeni strateji oyunu için çok mantıklı. Çünkü Respawn'un strateji geliştirme tecrübesi yok. Bu da yeni bir şey. Henüz hangi aşamada bilmiyoruz ama bir Star Wars strateji oyunu geliştiriliyormuş orada. Ama şu konuya bir parmak basmak istiyorum. Respawn'un niye çatısı altındaki tüm Star Wars oyunlarını geliştirmesi biraz fazla geldi bana. Sanki Electronic Arts biraz fazla aşırı yükleme yapmış gibi. Bu da birkaç farklı yerden çatlak verme ihtimalini çokça arttırır, şaşırtmaz. Ulan Electronic Arts bir şeyin de suyunu çıkartma ya. Elemanlar iyi ki güzel bir iş ortaya koydular. Hemen adamlara yüklenmişsin, 3 tane oyun atmışsın üzerlerine. Ubisoft'tan açık dünya Star Wars oyunu. Listenin ucu en açık oyununa geldik. Ubisoft geçtiğimiz yılın Ocak ayında hikaye odaklı ve açık dünyalı bir Star Wars oyunu üzerine çalıştıklarını duyurmuştu. Yalnız bu duyurudan sonra şaka maka hiçbir şey de görmedik oyun hakkında. Unutuldu gitti. Ama geliyor. Yani Ubisoft'un Massive stüdyosu geliştiriyor. Bu Massive oldukça önemli bir stüdyodur. Çünkü Division'ı yapmıştır. Yes! Yok sadece Division değil pek çok önemli Ubisoft oyununda imzası olan bir firma Massive. Şu anda da aktif olarak geliştirdikleri oyun Avatar. Zaten Avatar'la iş bitmediği için henüz Star Wars oyunundan bahsetmiyorlar diye tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle Avatar çıkacak, oynayacağız, edeceğiz falan filan. Ondan sonra Star Wars'tan bahsetmeye başlayacaklar. Şimdi bu oyunla alakalı ortada bir şey yok ama bir açık dünya oyunu olduğu aşikar. Zaten söz konusu Ubisoft olunca açık dünya olmama ihtimali yok gibi bir şey bence. Ve Ubisoft'ta açık dünya yan yana görünce ne hayal ediyorsunuz? İşte görev al, outpost ele geçir, oralara git, buraları yap falan filan. Aşağı yukarı belli bir yapı
yapı canlanıyor insanın kafasında. Normalde bu tarz oyunlar bugün beni hiç heyecanlandıran yapıda oyunlar değiller. Bunu da size 50 kere söyledim. Ama söz konusu Star Wars olunca burada bir ayrıcalık yapacağım. Çünkü ben böyle bir şey görmek istiyorum Star Wars'tan artık ya. Vallahi 200'lük gibi olacak ama böyle bir Assassin's Creed gibi hani gittiğim böyle etrafa bastığım ettiğim işte gemimi atlayıp sağa sola uçtuğum indiğim ışın kılıcında birilerini dövdüğüm bir açık dünya oyunu istiyorum. İsterse aynı görevler olsun, isterse outpost ele geçirme olsun fark etmez. Ben o Star Wars dünyasında bunu istiyorum yapmak. Doya doya şu ışın kılıcını anlamsız bir şekilde 100 saat kullanabileceğim bir oyun olsun elimizin altında ya. Bir sürü farklı yetenek açalım yetenek ağacımızdan, işte force güçlerimizi açalım, onları böyle dark side, light side artık ona göre ayarlayalım ya da ikisini birden kullanabilelim bilmiyorum fark etmez. Ubisoft ne istiyorsan yap. Farklı ışın kılıçlarına göre farklı teknikler gelsin elimize, işte çift elli ışın kılıcı farklı, iki elli ışın kılıcı farklı falan, bunları yap. Ben bunları geliştireyim, bunlarla bir şeyler yapayım. Işın kılıcımı değiştirince bambaşka bir şey olsun. Tamam Jedi Fallen Order var, ışın kılıcı aksiyonu var ama hani belli bir yapıda ilerliyor. Ben istiyorum ki Assassin's Creed gibi serbest, hani zırhlarımı giyeyim, bilmem ne mi giyeyim, set çekeyim falan. Bildiğim Valhalla kafasında Star Wars oyunu istiyorum. Umarım o kafada yapıyorsundur Ubisoft. Ulan ilk defa senden hep yaptığın şeyi yapmanı istiyorum. Bak bunu ilk defa istiyorum. Normalde hayatta istem derim ki hep aynı şeyi yapıyorsun Ubisoft artık yapma. Ama burada yap istiyorum yap abi. Okey benden yana okeysin yürü buradan yani. Buradaki saydığım tüm oyunlar, listedeki tüm oyunlar belli bir yapıda olan oyunlar. Hepsi heyecan veren detaylara sahipler ama hiçbirinin Ubisoft formülündeki gibi böyle 100 saat sürecek yapıda olacağını zannetmiyorum. Daha konsantre işler olacaktır gibi geliyorlar bana. Ama Ubisoft abimiz şimdi oradan çıkarır 100 saat 200 saat anlamsız aksiyonu dayar bize. Biz de bol bol ışın kılıcıyla bir şeyler keser gideriz. Bir de benim bildiğim Ubisoft gizlilik bekler ona şimdi. Nasıl ekleyecekler gerçi onu da bilmiyorum. Herhalde kesin ister ışın kılıcı kullan ister silah kullan işte arkadan bıçaklı falan kesin eklerler bunlar ya. Bunlar bir yolunu bulurlar. Assassin's Creed Valhalla benzeri bir Star Wars oyunu yaparlar. A-Manning'in Star Wars oyunu. Uncharted serisinin ortaya çıkan isimlerden A-Manning geçtiğimiz ay ilginç bir duyuruyla karşımıza çıktı. Kendisi birçok sağlam aksiyon filminin yapımcısı olan Skydance Media işbirliğiyle yeni bir Star Wars oyunu üzerine çalışıyor. Hatırlarsanız A-Manning daha önce de bir Star Wars oyunu geliştiriyordu. Hatta bu oyun Visceral Games işbirliğiyle geliştiriliyordu ve maalesef 4 yıl kadar süren geliştirmenin ardından oyun iptal edilmişti. Hatta bunu belgeselinde yapmıştık. Oyunda da bir kelle avcısının hikayesi anlatılacaktı. Büyük ihtimalle bu yeni oyunda da benzer bir hikaye göreceğiz. Söylentiler o yönde ve şu anda da bu söylentilerin oynanılması çok iyi çünkü ihtiyaç var. Mandalorian dizisini görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Müthiş ivme yapmış. Benim de çok sevdiğim bir dizi. Ve bununla beraber kelle avcısı tekrardan popüler bir kavram haline geldi bu Star Wars dünyasında. Ve şu anda da bu gazı oynayacak, bu gazımızı alacak bir oyun geliştirilse bence müthiş olur. Tamam ışın kılıçlarımız var güzel eyvallah. Onlar yapılıyor zaten. Ubisoft abimiz onları halledecek. Öte yandan şöyle Mandalorian kafasında bir kelle avcısı hikayesi oyunu gelse çok çok hoş olur bence. A-Manning böyle Uncharted var sinematik aksiyon oyunları yapmaktan çok keyif alan bir insan. En azından daha önceden öyleydi. Hala da öyledir diye tahmin ediyorum. O yüzden bu göreceğimiz yeni oyun biraz daha sinematik aksiyon Uncharted var. Bir Star Wars hikayesi verebilir. Hani öyle açık dünya falan yapacağını pek zannetmiyorum ama belki kafa yapısı değişmiştir. Bilemeyiz tabii. Yine de böyle Jedi Sith hikayeleri dışında daha farklı bir hikaye anlatıyor olmasını isterim. Heyecan duyarım ona karşı. Çünkü yeterince Jedi Sith oyunu göreceğiz gibi duruyor. Evet ellik Star Wars oyunları bunlar. Zaten bayağı bir oyun çıktı ortaya. Yeni yeni oyunlar da duyurulacaktır ilerleyen zamanlarda. Önümüzdeki her yıl böyle bir tane ya da iki tane Star Wars oyunu görebiliriz yıl içerisinde. Hazır olun abi. Neden bir anda bu kadar çok Star Wars oyunu görmeye başladık biz hayrola derseniz de bunun cevabı biraz Disney'de yatıyor. Normalde Star Wars oyunu yapma hakkı tek bir firmaya satılıyordu ve bu hakkı en son olan firma da Electronic Arts'tı. Fakat Electronic Arts ile olan anlaşma bitti, süresi doldu. Disney'de dedi ki artık biz bu oyun haklarını tek bir firmaya satmayacağız. İsteyen her firma gelip bizle anlaşabilecek ve onlara oyun yapma hakkını vereceğiz dedi. Yani parası olan, gücü olan Disney'in yanına gitti. Biz yapmak istiyoruz Star Wars oyunu dedi. Disney de baktı, okey verdiyse oyun yapmaya başladı. O yüzden böyle bir sürü firmanın bir anda Star Wars oyunu yapmaya başladığını görüyoruz. Bir yandan sevindirici bir haber. En sonunda Star Wars oyunu yapabilecekler çünkü EA yapamıyordu yani bildiğin beceremiyordu. Şimdi abanmaya başlamışlar bir şey yapmaya ama zamanında beceremediler açıkçası. Artık üzerimize böyle sürekli bir Star Wars oyunu alalım bir bıkalım. Hani diyelim ki artık yeter abi Star Wars'tan bıktık lan falan diyelim. Hani bu seviyeye gelelim isterim açıkçası. Bakalım ne olacak göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.